Herkese merhaba. Bu videomuzda The Sixth Sense filmini düzenlediğimiz kamera arkası görüntüleriyle birlikte bilgiler verip yorumlarda bulunarak inceleyeceğiz. İyi seyirler. 1999 yapımı The Sixth Sense, psikolojik gerilim ve gizem türünün klasiklerinden biri olmasının yanı sıra çarpıcı sahneleri ve özellikle senaryosu ile dikkat çeken bir yapım. Filmin yönetmenliğini Mahnoush Night Shyamalan yapmıştır. Filmin senaryosu da yönetmen Mahnoush Night Shyamalan tarafından yazıldı. Shyamalan, senaryoyu yazarken kişisel deneyimlerinden ve yaşamındaki bazı olaylardan ilham aldı. Filmdeki temel konsept, gördüğümüz şeylerin gerçekte ne olduğunu sorgulamak üzerine kurulu. Shyamalan, filmin ana karakteri Colin, hayaletleri görebilmesi temasını oluştururken çocukluğunda yaşadığı deneyimlere atıfta bulunmuştur. Gizem, psikolojik gerilim ve insani duyguların iç içe geçtiği senaryo ile Shyamalan, izleyiciyi derinden etkileyecek bir hikaye oluşturmayı başardı. Filmin çekimleri Philadelphia'nın çeşitli yerlerinde yapıldı. Film, dikkatlice planlanmış bir çekim sürecine sahipti. Filmin karanlık teması, çekim yerleri ve kullanılan renk paletiyle desteklendi. Shyamalan'ın her sahneyi titizlikle planladığı ve her detayı düşündüğü biliniyor. Çekimler sırasında yönetmen, sahnelerin duygusal etkilerini büyütmek için sürekli olarak oyuncularla yakın bir iletişim kurdu. Filmin görüntü yönetmeni, Shyamalan'ın vizyonunu yansıtmak için özel bir çalışma yaptı. Filmdeki görüntüler genellikle soğuk ve karanlık bir tonla boyanmış ve bu durum izleyicinin hissettiği gerilim duygusunu arttırmıştır. Filmde CGI kullanımına çok sınırlı bir şekilde yer verilmiştir. 90'ların sonu, CGI'ın biraz daha yaygın kullanılmaya başlandığı bir dönem olsa da filmin ruhu ve atmosferi için pratik efektlere ve set tasarımına daha fazla odaklanılmıştır. Örneğin filmdeki bazı hayalet sahneleri doğal ışık ve pratik efektlerle çekilmiştir. Bu durum izleyiciye daha gerçekçi ve korkutucu bir deneyim sunmuştur. Ayrıca filmde kullanılan bazı CGI unsurları oldukça minimaldir. Olayların yoğunluğu ruhsal bir bağlam oluşturduğu için sahnelerde CGI yerine duygusal derinlik ve atmosfer yaratmaya yönelik pratik efektlere yer verilmiştir. Özellikle Bruce Willis'in karakterinin yaşadığı anlar etkilerini daha çok oyunculuk ve senaryodan almıştır. Pratik efektler filmde kilit bir rol oynamıştır. Shyamalan sahneleri tasarlarken izleyicilerin ruh hali ve bekleyişlerini dikkate alarak efektlerin nasıl sunulması gerektiğini öngörmüştür. Pratik efektlerin kullanımı ateş veya diğer dramatik unsurlar için sinematografik bir derinlik sağlamıştır. Sinematografi filmin atmosferik ve ruhsal temalarını yansıtmada önemli bir unsurdur. Çoğunlukla doğal ve loş ışık kullanıldığı için filmdeki sahneler karamsar ve gizemli bir hava taşımaktadır. Bu aydınlatma tekniği özellikle gerilim anlarında izleyicinin hissettiği korkuyu daha da artırmaktadır. Kamerayı kullanım şekli de dikkate değerdir. Filmde birçok kısa ve yakın çekim kullanılarak karakterlerin duygusal durumları ve içsel çatışmaları daha vurgulu bir biçimde gösterilmiştir. Özellikle kolun hayaletlerle olan etkileşimleri dikkatlice planlanmış çekim açıları ile sunulmuştur. Bu da izleyicinin Cole ile özdeşleşmesini sağlamış ve onun korkularını daha iyi hissettirir hale getirmiştir. Film hem görsel efektleri hem de sinematografi açısından önemli bir örnek teşkil etmektedir. Kullanılan pratik efektler ve sınırlı CGI ile film izleyicide derin bir etki bırakmayı başarmıştır. Film zamanının çok ötesinde bir yapım olduğunu kanıtlamaktadır. Sinema tarihindeki en ikonik filmlerden biri olarak izleyicilere sunduğu deneyim yıllar geçse de unutulmaz kalmaktadır. 1999 yapımı The Sixth Sense filmi hikayesiyle de öne çıkan bir yapım. Film, genç bir çocuk olan Cole Sear ile Dr. Malcolm Crowe arasındaki ilişkiyi merkezine alıyor. Cole, hayaletleri görebilen, onlarla iletişim kurabilen bir çocuktur. Bu yeteneği onu derin bir kaygı ve yalnızlık içinde bırakır. Cole'un yaşadığı zorluklar hem fiziksel hem de psikolojik olarak onu zorlayan durumlarla doludur. Film, Cole'un özellikle gece olduğunda yaşadığı korkuları ve hayalindeki hayaletlerle mücadele etme çabasını anlatırken aynı zamanda Dr. Crowe'un kendi kişisel ve mesleki sorunlarıyla başa çıkma çabalarını da gözler önüne seriyor. Dr. Crowe bir zamanlar başarılı olan bir psikiyatristtir. Ancak bir hasta tarafından vurulmuş ve bu olaydan sonra kendisini kaybolmuş hisseder. Cole'un durumunu anlamaya çalışırken kendi hayatındaki eksikliklerle yüzleşir. Film başrollerinde Bruce Willis,
Haley Joel Osment, Toni Collette ve Olivia Williams gibi oyuncuları barındırıyor. The Sixth Sense filmi çeşitli temalar barındırıyor. Film, hayalet temasını derinlemesine işliyor. Cole karakteri, ölülerin ruhlarıyla iletişim kurabilen bir çocuktur. Bu durum, onun ve çevresindekilerin hayatlarına derin bir etki yapıyor. Hayaletler, yalnızca varlıklarını sürdürmekle kalmaz, çözülmemiş meseleleri ve günlük hayattaki travmaları temsil eder. Cole'un yaşadığı deneyimler, izleyicilere geçmişle yüzleşmenin ve travmalarla başa çıkmanın önemini hatırlatıyor. Geçmişin etkilerini anlamak ve çözmek, bireyin ruhsal sağlığı açısından elzemdir. Film, insan ilişkileri üzerinden iletişimin önemini vurguluyor. Crow karakteri, Cole'un sorunlarını anlamak ve ona yardımcı olmak için çaba gösterir. Bu süreçte iki karakter arasında kurulan iletişim, güven ve anlayışın ne denli önemli olduğunu açığa çıkarıyor. Cole'un yaşadığı yalnızlık aslında iletişimsizlikten kaynaklanmaktadır. İnsanların duygusal deneyimlerini paylaşma ihtiyacı film boyunca ön plana çıkar. Film, kayıplarla başa çıkma ve yas sürecini de işler. Hem Cole hem de Crow sevdikleriyle olan ilişkilerini kaybetmiş ve bu kayıplarla yüzleşmek zorundadır. Cole'un hayaletlerle iletişim kurması, onun bu kayıpları kabul etmesine ve içsel bir yolculuğa çıkmasına neden olur. Yas süreci, kaybın acısıyla başa çıkmak ve geçmişten ders almanın yolu olarak öne çıkıyor. Filmde gerçeklik ve algı arasındaki ince çizgi de önemli bir temadır. Cole her gün hayaletler gördüğü için sürekli bir korku ve kaos içinde yaşar. Ancak filmin sonunda beklenmedik bir gerçekle yüzleşmek izleyicilere hayatın bazen ne kadar yanıltıcı olabileceğini gösteriyor. Film çocukların dünyayı nasıl algıladığına dair derin bir bakış sunar. Cole'un yaşadığı deneyimler bir çocuğun masumiyetinin karanlık yönlerle nasıl karşılaştığını gösterir. Çocuklar genellikle hayal gücünün sınırsız olduğu bir dünyada yaşarlar. Ancak Cole bu durumla başa çıkmak zorundadır. Film, çocukların dünyayı nasıl algıladığını ve bazen yetişkinlerin de bu algıyı nasıl anlamadığını vurguluyor. Film, karmaşık temaları, derin karakter gelişimleri ve sürpriz sonuyla izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunuyor. İzleyiciler film boyunca derin bir duygusal deneyim yaşıyorlar. Her ne kadar film korkutucu unsurlar içerse de sonucunda insan ilişkilerinin karmaşıklığı, yaşama bağlılık ve kayıplarla yüzleşmek gibi evrensel temaları keşfetme imkanı tanıyor. Bu nedenle The Sixth Sense derin bir insani drama olarak da değerlendirilebilir. Film ölümden sonraki hayat ve hayatta kalmanın anlamı üzerine derin bir sorgulama yapıyor. Kolektif bilinç altındaki ölüm korkusu filmin ana temalarından biridir. Baş karakter Cole'un hissettiği gizlilik film boyunca önemli bir rol oynar. Diğer insanlara karşı kendini açamaması izleyicide büyük bir empati yaratır. Cole, bir çocuk olması nedeniyle çeşitli korkularla başa çıkmak zorundadır. Çocukların dünyası yetişkinlerin anlayışından uzaktır ve bu tema derin bir şekilde işlenmiştir. Filmin görsel ögeleri özellikle korkunun fiziksel tezahürü üzerine yoğunlaşır. Karanlık, soğuk renk paletleri ve kapalı alanlar izleyiciyi gerilim içinde tutar. Film, psikolojik korkunun gücünü gösterir. Cole'un yaşadığı halüsinasyonlar ve ruhlarla olan etkileşimleri izleyicinin zihninde derin izler bırakır. Cole ve annesi arasındaki iletişim eksikliği onların ilişkisini olumsuz etkiler. Bu filmde duygusal bir yoğunluk sağlar. Crow'un Cole'a olan yaklaşımı empati teması üzerine kuruludur. Crow'un ona yardım etme isteği iki karakter arasında güçlü bir bağ oluşturur. Film görünmeyen bir dünyanın varlığını sorgular. Ruhlar ve onların hayatları filmin temelini oluşturur. Cole'un ailesinin dinamikleri geleneksel aile yapısının sınırlarını sorgular. Anne ve baba figürleri arasındaki ilişki filmdeki gerilimi arttırır. Cole'un yaşadığı travma onu ruhlarla baş etmeye zorlar. Cole'un ruhları görme yeteneği onun içindeki dönüşümü sağlar. Bu değişim izleyicinin başından geçen deneyimlerle ilişkilidir. Cole'un ruhlarla olan ilişkisi ona sorumluluk yükler. Filmde zaman, geçmiş ve gelecek arasında gidip gelen bir kavram olarak işleniyor. Anıların etkisi geleceği şekillendirir. Film iyilik ve kötülük arasındaki ince çizgiyi sorguluyor. Ruhların dünyası hem kurtuluş hem de tehdit unsurlarını barındırır. Cole'un yaşadığı izolasyon izleyicinin yalnızlık duygusunu arttırıyor. Hem ruhlar tarafından hem de sosyal çevresinden dışlanması derin bir acı yaratıyor. Crow'un Cole üzerine yaptığı terapi seansları iyileşme sürecinin önemini vurguluyor. Bu filmin duygusal yoğunluğunu arttırıyor. Cole ve Crow arasındaki ilişki duygusal bağların önemini gözler önüne seriyor. Bu ilişki Cole'un iyileşme sürecinde kritik bir rol oynar. Film kaybın nasıl etkileyici bir duygu olduğunu gösterir.
hem kolun kayıpları hem de ruhların kayıpları izleyicide derin bir hüzün yaratır. Film izleyiciyi sürekli olarak merak içinde tutarak etkileyici bir biçimde ilerliyor. Bruce Willis'in canlandırdığı Dr. Crowe çocuk psikiyatristi olarak karmaşık bir karakterdir. Film onun mesleki yaşamı ve kişisel hayatındaki zorluklarla doludur. Crowe bir süre önce başarılı olmuş bir psikiyatrist olmasına rağmen geçmişte yaşadığı bir olay nedeniyle derin bir suçluluk ve kaygı hisseder. Görevine bağlılığı ve çocuklara yardımcı olma isteği onun karakterinin merkezindedir. Hayley Joel Osment'ın canlandırdığı Cole, korkularıyla başa çıkmaya çalışan derin bir karakterdir. Halka açık bir yaşam sürmesine rağmen içsel dünyasında büyük bir yalnızlık ve sıkıntı taşır. En büyük sırrı ölülerle iletişim kurabildiğidir. Bu durum onu hem korkutmakta hem de hayatını zorlaştırmaktadır. Crowe ve Cole'un ilişkisi filmin temelini oluşturan duygusal bir bağ kurma sürecidir. Başlangıçta Crowe, Cole'un sorunlarını anlama yolunda çaba sarf ederken Cole'un yaşadığı travmayı ve karşılaştığı aşırı durumları çözmeye yardımcı olmaya çalışır. Crowe'un Cole'a olan yaklaşımı ona bir yetişkin gibi davranmak, onu anlamak ve ona güven vermek üzerine kuruludur. Cole ise ilk başta çözüm arayışındaki bir çocuk olarak karşımıza çıkıyor. Ancak zamanla kendisine olan güveni ve cesareti artıyor. Bu noktada önemli bir detay, Crowe'un kendi geçmişiyle yüzleşmesi gerektiğidir. Cole yaşadığı deneyimlerin ağırlığı altında bir yük taşırken Crowe da kendi içsel çalışmalarıyla başa çıkmak zorundadır. Film boyunca bu ikili birbirlerinin hayatlarını dönüştüren bir yolculuğa çıkar. Cole kendi korkularıyla yüzleşirken aynı zamanda Crowe'un kendi karanlık dünyasıyla da yüzleşmesine yardımcı olur. Bu ilişki yalnızlık, kaygı, kabullenme ve kendini bulma temaları etrafında dönüyor. Cole'un "Ben ölülerle konuşuyorum" ifadesi hem onun için bir lanet hem de öğreti niteliğindedir. Crowe, Cole'u bu karmaşada anlamaya başladıkça onun sadece bir hasta değil, aynı zamanda bir rehber olduğunu keşfeder. Bu durum, Crowe'un kendi yaşamına dair farkındalığını arttırmasına katkı sağlar. Film, izleyicinin ruhsal durumu ve içsel çatışmaları üzerinde derin bir etki bırakıyor. Crowe'un Cole'a karşı duyduğu şefkat, bazı izleyicilerde kaotik duyguları harekete geçirir. Cole'un acil yardıma ihtiyacı olduğunu bilmek, Crowe'un kaybettiği yön duygusunu bulmasına yardımcı olur. Bruce Willis'in performansı, Crowe'un karmaşık duygusal durumunu izleyiciye aktarırken, Joel Osment'ın oyunculuğu da Cole'un travmasını ve büyümesini etkileyici bir şekilde göstermektedir. İkili arasındaki etkileşim, sevgi ve anlayışın travma ile yüzleşmenin en güçlü yolu olduğunu gösterir. Film, iki karakter arasındaki derin ve anlamlı ilişkinin yoğun bir tasviridir. Film, izleyicisine kayıplar, kabullenme ve kendini bulma üzerine unutulmaz dersler sunar. Bu iki karakterin yolculuğu onları birbirine bağlarken herkesin içsel savaşlarıyla yüzleşmesi gerektiğini hatırlatıyor. Film, 1999 yılında vizyona girdi. Film, oyuncu kadrosunun performansları, özellikle Bruce Willis ve Osment'ın performansları, atmosfer, yönetmenlik ve sürpriz sonuyla övgü dolu yorumlar alarak beğeni topladı. Film, 1999 yılında vizyona girdiğinde büyük bir ticari başarı da elde etti. Yılın en çok kazanan yapımlarından biri haline geldi. Film, 40 milyon dolarlık bütçeyle dünya çapında yaklaşık 672 milyon dolar gelir elde etti ve büyük bir başarı sağladı. İzleyiciler ve eleştirmenler filmi övgüyle karşıladı. Film, Shyamalan'ı önde gelen bir gerilim senaryo yazarı ile yönetmen olarak kabul ettirdi ve sinema kamuoyuna onun özelliklerini, özellikle de ters köşe sonları olan yakınlığını tanıttı. The Sixth Sense en iyi film, en iyi yönetmen, en iyi özgün senaryo, en iyi film kurgusu, en iyi yardımcı erkek oyuncu ve en iyi yardımcı kadın oyuncu dallarında Oscar'a aday gösterildi. Filmde 11 yaşındaki Joel Osment, Cole karakteri ile en iyi yardımcı erkek oyuncu dalında Oscar'a aday gösterildi. Shyamalan, Osment'ın genç yaşına rağmen gösterdiği büyük yeteneğe hayran kaldı. Çocuk oyuncunun performansı filmdeki duygusal derinliği arttırdı ve onu Oscar'a aday gösterilecek kadar etkili kıldı. The Sixth Sense filminin etkisi yıllarda sürmektedir. Sinema tarihini adını altın harflerle yazdırmış ve birçok esere ilham kaynağı olmuştur. Sinema dünyasında unutulmaz bir yere sahiptir. Hem sinema tarihine hem de gizem, psikolojik gerilim ve dram türleriyle olan etkisi hala hissedilmektedir. The Sixth Sense filmi günümüze kadar uzanarak hala izleyicileri cezbetmeye devam ediyor ve daha fazlasını görmek için heyecanlanıyoruz.